Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 185, 20. alt başlık. Emame Firavne. Firavnun önünde. Emame önünde demek. Bir mekan belirtiyor. Mekan zarfıdır. Firavnun önünde. Firavun kelimesi burada gayrimusariftir. Yani kesre ve tenvini kabul etmeyen kelime demektir. Bu kelime niye Kendisinde alemlik ve ucmelik illetleri vardır. Kendisindeki bu iki illet onu gayrimusarifleştirmiştir. Alem demek özel isim demek. Ucme demek farklı bir dilden Arapçaya geçmiş, Arapçalaşmış. Kökeni itibariyle Arapça değil demektir. Ne gibi? Mesela Türkçede şey kelimesi var. Arapçadan gelmiştir. Eşya kelimesi var. Arapçadan gelmiştir. Az önce mesela dedim. Mesela da Arapça kökenlidir. Muhammed kelimesini kullanıyorsun. E o da Türkçe kökenli bir kelime değil. Vesaire. Hatta vesaire kelimesi bile yine Türkçe kökenli değildir. Onun gibi. Peki vecai geldi. Kim geldi? Musa. Musa adlı kişi geldi. Ve daha kim geldi? Harun'u ve Harun adlı kişi geldi. Nereye geldiler? İla Firavun'a. Firavun adlı kişinin yanına geldiler. Bak ile harfi cer peşine bir kelime gelmiş. Bu kelimenin firavun lafzının mecrur olması bekleniyor. Evet mecrur ama cer alameti kesre değil fethadır. Fethadır. Kaç fetha almış? Bir tane. Yani tenvin de alamamış. Bu kelime tenvin alamamış. Firavnen, firavnin. Niye? Gayrimustarif olduğu için. Niye esir alamadı? Yine gayrimustarif olduğu için. Bu iki gerekçeden ötürü cer olarak sadece tek bir tane feta almıştır. Kame, kame. O ikisi ayağa kalktı. Hangi ikisi? Zaten iki kişiden bahsedildi diyeceğim ama üç kişi var. Üç kişiden bahsedilmiş. Musa ile Harun adlı kişiler ayağa kalktılar. Tesniye mazi değil mi bu? Nerede ayağa kalktılar? Mekan neresi? Fi meclisihi, fi meclisi Firavne. Firavnun meclisinde onun toplantısında, onun bulunduğu mekanda. Meclis ismi mekandır. Celese yeclisi kökünden. Hi onun demek. Onun derken firavunun yani. Yed'uvanihi da've yed'uvu yed'uvani. Yed'uvani davet ediyorlar. Davet ederek. O ikisi yani Musa ile Harun davet ederek. Hi onu yani firavunu. Nereye davet ederek? İlallahi yüce Allah'a. Celle Celaluhu. Şöyle bir toparlarsak. Ca'e fetha üzeri mebni mazi fiildir. Musa o kelimenin ca'enin failidir. Merfudur, raf alameti takdiridir. Takdiri iraba sahip çünkü senin sonunda elif maksura var. Elif maksura ile biten isimler lafzı irap almazlar. Takdiri irap alırlar. Harun kelimesi Musa kelimesi üzerine atfedilmiştir. Harun kelimesi de gayrı mustarif bu arada değil mi? Firavun gibi o da gayrı mustarif diyor. Bundan ötürü iki tane ötre yani temin almamış bir tane ötre almış. Tek zambe almıştır. Peki niye zamme almış? Fetha alsaydı. Çünkü merfu bir kelime üzerine atfedilmiştir. Failin üzerine atfedildi. Failde merfulu göremiyorum. Göremeyebilirsin. Kendisinde İrab'ın açığa çıkmasına mani olan şey elif Maksura idi. Harun kelimesinde ise İrab'ın aşağı çıkmasına mani olacak bir etken, bir sebep yoktur. Bundan ötürü ortaya çıkmıştır. Peki bu ikisi nereye geldiler? C'a ile. Bak câ'e fiili. harfi ceri ile birlikte kullanılmakta. İlâ harfi ceri câ'e fiiline müteallikdir. Değil mi? İlâ firavne. Firavun adlı kişiye geldiler. Kame, kama. Kame, kane gibi. Kale gibi ecref bir fiildir. Kame, kama. Tesniyedir. Nasara, nasara. Ketebe, keteba gibi mazi fiildir. Tesniyedir, ecreftir. Elif faildir. O ikisi demek. ikisinden maksat Musa ile Harun yani. Ayağa kalktılar. Nerede? Fi meclisihi. Fi harfi cevri kavme fiiline mutallıktır. Kavme ile ilişkilidir. Celese yeclisu, yeclisu, meclesun, meclisun. Değil mi? Mimli maslar meclesun, zaman mekan meclisun. Lamın kesesi ile gelmektedir. Celese su, Muzarın anil fiili kesir olduğu için zaman mekan yine kesse ile gelmiştir. Mekan manasında burada. Fi meclisi, fi meclisi firavun ne demektir? Yani tekrardan buraya firavun yazarak kelimeyi uzatmayalım, mürekkebi harcamayalım, kağıt dolmasın. Ne yapalım? Zamir kullanalım. Hi zamiri o, onun. Hangi o? İşte firavun yani. Firavun kelimesi görüldüğü üzere birkaç harften oluşuyor. Oysa ki hi zamiri tek bir harf ve o manayı kapsıyor. da ve yed'u dedik. Oysa ki bu kelime esasen ee nasıl yazılır? Şöyle yazılır yani. Da'a yazılışı böyledir. Ama da'adaki elifin aslı nedir yani? Aslı vavdır. Dolayısıyla orijinaline göre yazarsan şöyle yazılır. Da'a ve mazidir. Muzaresi yed'u vu. Muzaride de zammı gözükür. Gözükür derken aslında vardır. Ama sonuç olarak ilaller gereği ne da'a vavda fethayı görebilirsin. İlaller gereği ne de muzarideki Vav'daki zammı görebilirsin, göremezsin. Daa de dersin. Vav'u bile göremezsin. Yedu'u dersin. Yedu'u, Vav sakin olarak yazarsın. İlallerden ötürü. Peki yedu'u vani, ve yedu'u vu, yed vani. E, Sondaki nun, bu kelimenin memerfu olduğunu gösteriyor. Yani uzvari fiilimiz memerfu olur. E, zaten onu nasip edecek, cezme edecek başka bir şey yok değil mi? Kendisindeki elif, tesniye elifi burada faildir. Tesnelerde hep elif fail olur zaten. Nun merfu olduğunu göstergesi. Baştaki ya ise bu kelimenin muzari olduğuna kanıt. Sonundaki hi zamiri ise mefuldür. Mefulü bihtir. Peki nereye davet ediyorlar imiş? İlallahi yüce Allah'a. Da'a fiili ila harfi ile birlikte kullanılmıştır. Ve gadibe. Gadibe yagdabu. Ta'ibe yet'abu gibi alime ya'lemu gibi. Gadibi öfkelendi. Kim? El cebbaru. Cebbar olan, zorba olan, kaba saba olan kişiler. Neden ötürü öfkelendiler? Min cerâeti Musa. Musa aleyhisselamın cüretinden ötürü. Cüretinden ötürü, cesaretinden ötürü öfkelendiler. Min Hatice cer. onun mecruru. Cerâe aynı zamanda muzaf. Musa onun muzafın ileyhi ama nedir? Elif'in Elif-i maksura ile bittiği için cer alameti de yine takdir edilmiştir. Muse'i, müseyi gibi sonuncu hafta hareki göremezsin. Takdir edilmiştir. Ve kale dedi, kim dedi? İşte cebbar olan kişi. Fi win ve kibrin. Uluv, yücelik demek. Kendisini yüce zannederek. Kibrin zaten büyüklük taslayarak demek. Öyleyse bir yücelik edası, bir e, kibir edası içerisinde dedi. Ne dedi? Burada hıve fail. Men kimmiş tekunu? Men kim tekunu oluyor? Eyyüheşşab bu. Bu genç. Şimdi eyyüha demiş bak. Eyyü eşşab dememiş. Ha kelimesini kullanmış. Çünkü eşşab kelimesi nedir? Burada elif Marfe Marife bir kelimedir. Burada ya eyyuha eşşabu demektir burası değil mi? Burada gizli bir ya var. Nida edatı vardır. Gizli bir nida edatı var. Ya var burada. Hasfedilmiştir. Bu hasfin gerekçesi. Peşine eyyü gelmiş, ha gelmiş, eşşabu gelmiş. Buraların kritiği nerede var? Maksutta var. Pardon maksutta diyorum. Molla camide var. Molla camide. Bunların birbirleriyle uyumları, nida edatının hasfi hepsi ele alınmıştır. Eyüheşşab bu. Men kim tekunu oluyormuş eyüheşşab bu. Bu genç de kim oluyormuş? Hatta ki tekume ayağa kalkıyor. Kalkıyorsun. Yani men tekunu sen kim oluyorsun demek aslında değil mi? Eyüheşşab bu. Ey genç sen de kim oluyorsun? Hatta ki tegume ayağa kalkıyorsun. Ente sen. Fi meclisi benim meclisinde, benim toplantımda, benim bulunduğum bu mekanda ayağa kalkıyorsun ve tayva ve sen vaz ediyorsun, nasihat ediyorsun ni bana. Sen kimsin de bunları yapıyorsun? Tekunu ente, değil mi? Sen kim oluyorsun? Ya ne demek istiyorum? Muhatap kalıptır. Ente burada vardır, yoktur meselesi değil de sen kim oluyorsun? O kim oluyor değil? Eleste baştaki e istifam soru mı mi mu eleste sen değil miydin? Leysenin çekilmiş hali. E, müfret müzeker muhatap hali leste gelir. Leyse, leysa, leysu, leste. Ya harfi kaybolur. Eleste sen değil miydin? Zalikel hulame bu çocuk. Elledi o çocuk ki iltekatna biz aldık kurtardık hu onu minel bahri sen bizim denizden alıp kurtardığımız çocuk değil misin burada ayet devreye giriyor şu ara 18 e yine aynı şekilde değil mi Mı, mi mu elestedeki e ile aynı mı mi mu Türkçede soru edatı öyledir öyle çevrilir Arapçada istifam diyoruz elem nurabbike Elem Nurabbi biz yetiştirmedik mi? Ke seni. Fina içimizde yetiştirmedik mi? Büyütmedik mi? Veliden bir çocuk olarak. Ve lebiste, ve sen kalmadın mı? Lebise lebiste. Taibe Ta'ibete gibi yani. Müfret müzeker muhataptır. Sen kalmadın mı? Fina bizim içimizde. Min umurike sinine ömründen yıllarca min umrike ömründen sinine yıllarca senelerce bizim içerimizde geçirmedin mi kalmadın mı şu ara 19 başlıyoruz ve faalte ve sen yaptın faalete kelleti o yapacağın şey ki faalte zaten yaptın ve ente sen minel kafirine nankörlerdensin denildi kendisine yönelik. Ve lem yevdab, lem yansur gibi değil mi? Lem yevdab, öfkelenmedi, kızmadı. Kim? Musa. Musa aleyhisselam. Fail, merfu, raf alameti, takdiri zamme. Çünkü sonunda elif-i maksura var. Burada zammeyi raf alametini açıkça göremezsin. Ve lem yekdib, kedebe yekdibu, lem yekdib. Yalanlamadı. Ve lem yechad, inkar da etmedi. Ve lem ya'tezir, Mazirette ileri sürmedi. Bel aksine ecabe cevap verdi. kim cevap verdi? Hü ve o Musa Aleyhisselam faildir. Ne halde ne içerisinde? Fi sarahatin sarahat yani açıklıkla ve vakarin ağır başlılıkla ifade etti. Şöyle dedi. Kale. Kale hüve. Fail gizli zamir hüve burada fail olur. Mu, e, şuara suresi 20 numaralı ayet. Kale dedi. Santu, ben yaptım. Ha o şeyi, o işi artık hangi iş kastediliyorsa belli zaten. Ee, bu ayeti biraz daha sağ taraftan okuyarak gelirsek veya tefsire bakarsak ortaya çıkar. İden o zaman o işi yapmıştım. Evet ve ene ben mina balin şaşkınlardan iken, şaşkın bir insan iken onu yapmıştım kastettiğiniz şeyi. Fe, ferartu fe ardından ferartu ben kaçtım kimden? Minkum sizden Lemma khiftukum. Khiftukum. Sizden korkunca. Lemma burada mazinin başındadır. Mazi mazi fiildir. Mazi fiilin evvelinde lemma zaman manası vermektedir. Lemma khiftu. Ben korkunca korktuğum vakit kum sizden kaçmıştım. Fe daha sonra vehebe verdi li bana. Vehebe ketebe gibi fiil li bana verdi. Kim verdi? Rabbi, benim Rabbim verdi. İyi de ne verdi? Hükmen bir hükümdarlık verdi. Ve ceale yaptı, kıldı. Kim? Hüve, Yüce Allah. Kimi yaptı? Ni, beni. Nelerden, hangi zümreden yaptı? Minel mürseline. Elçilerden yaptı beni daha sonra sonradan. Ve kâle Musa, Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Burada Musa fail yine, mevkuratla yine takdiri zamme. Neden? Çünkü kelime elfe maksurayla bitmiştir. Burada Kâlî de fail e, gizli zamir hüveydi, hüveden maksat Musa Aleyhisselamdı. Musa kelimesi gizlenmiştir, burada gizlenmemiştir. İnne şüphesiz ki ke sen ya firavunu, ey firavun, şüphesiz ki sen menne yemunnu temunnu. Temunnu ente. Gizli zamir fail temunnu da ente faildir. Temunnu menne medde gibi değil mi? Menne yemunnu medde yemuddu gibi. Şedde gibi, ferda gibi, abba gibi muzaf bir fiildir demek istiyorum. Temunnu muzari merfu raf alameti nundaki zamme ente gizli zamir fail. Sen başa kalkıyorsun. Aleyye benim başıma kalkıyorsun. Neyi? Bir terbiyeti. Büyütme işini. Bakıcılık işini. Hakkını. Velakin fakat la tenzuru ente. Yine gizli zamir faildir. Sen bakmıyorsun. Fil muzari nefi istikbal. Değil mi? Sen bakmıyorsun. Limada niçin veka'itu. Ben düştüm veka veka'itu. Ketebe keteptu. Bir yedi kez. Senin eline niye düştüm. Ba burada fi manasında. Senin eline neden düştüm. Bakmıyorsun. Ve keyfe nasıl emkene. Mümkün oldu ki senin için. En turabbiye büyütmek, büyütebilmen ni beni. yeni büyütebilmen nasıl mümkün olabildi? Bunu hiç düşünmedim diyor. İnne şüphesiz ki ke sen levşa et lemte mur emretmemiş olsaydın ente sen ente gizli zamir fail yine neyi emretmemiş olsaydın bi katil etfali tıflün tıflan etfa cimi mükesser çocuklar demek katle yektulu katlun mastardır öldürmek demek bir katil etfal çocukları öldürmeyi emretmiş olmasaydın yani emretmeseydin emretmeseydin lema el katni lema el katni beni bırakınca lema el kat bırakınca ni beni kim ümmi annem fin nil nehrine bırakınca o zaman ve ma vakantu ben de düşmezdim bir yedi ki senin eline sen çocukları öldürmeye dair emir vermeseydin, böyle bir emirin olmasaydı, annem benim nil bırakmazdı. Dolayısıyla ben de senin eline düşmezdim. Lema el kat bırakınca, ni bini ümmi annem fin nili nile cevap geliyor. Ma ve ben de düşmezdim bu durumda. Bir yedike senin eline. Hel soru edatı yine. mı, mi, mu yukarıda geçen hemzeler gibi. Hel hadi nimetun. Hadi bu nimetun bir nimettir. Hel hadi nimetun. Bu bir nimet midir? Tuaddu, adde, yauddu, tuaddu. Meçhul muzari. Nekreden sonra gelmiştir. O zaman tuaddu artı gizli zamir hiye. Onun naibi faili oluyor değil mi? Tuaddu hiye. fail. Tabii fail derken naibi fail yani. Bunlar birlikte sıfat cümlesi olur. Neyin sıfatı? Nimet kelimesinin. Çünkü nimet nekredir. Nekreden sonra gelen cümleler sıfat cümlesi olur. Tuaddu meçhul muzari. Kendisinde gizli hiye var. Naibi fail olur. Fiil fail birlikte sıfat cümlesi olur nimetin. de nimet bu bir nimet midir? Tuaddu kabul edilebilen, sayılabilen bir nimet midir? Bunu bir nimet olarak kabul edebilir miyiz? Bunu bir nimet olarak kabul edebilir miyiz? Bu bir nimet sayılır mı? Tabi ne diyor? Hiye dedik. Ve Tudkeru Zekara Yedkuru Tudkeru. Meçhul muzari bu da. Tudkeru Zekara Yedkuru Tudkeru. Gizli zamir hiye. Bunda da faildir. Hatırlamak, bahsetmek, dile getirmek, önemli olmak gibi manalara geliyor. Tudkeru hiye kabul edilebilecek, sayılabilecek, önemli görülebilecek bir nimet midir? Fi cenbi cenb yanında demek. Zulüm, haksızlık, baskı, kasavet de acımasızlık demek. Fi cenbi zulmike senin zulmünün yanında, baskılarının yanında ve kasavetike ve acımasızlığının yanında tudkeruhiye o bir nimet olarak görülebilir mi? Nimet olarak bahsedilebilir mi? Nimet olarak kabul edilebilir mi? Diye soru soruyor. Mı, mi, mu. İnne şüphesiz ki, ke, sen, amelte, amele, amelte, katele, faale, mufale babında mazifin. Amelte, muamele etmiştin kavmi, benim topluluğuma, kavmime, hem de küllehum, tamamına. Şimdi, külle, la, okuldu, okundu t tefail kavmi mefuldur. Nasıl meful kavmi? Bak hiç mensupluk alameti göremiyorum. Çünkü bir kelime, burada örneğin yani kavm kelimesi. Herhangi bir kelime mütekellim yağısına muzaf olunca o kelimede ne olur? Takdiri irab söz konusu olur. Kavm lafzı mütekellim yağısına muzaf olduğundan kendisinde takdiri irab söz konusudur. Dolayısıyla kavme gibi bir feta aramayacaksın. Kavmi benim kavmiyim. İşte mensuptur bu takdiren mensup kendisiyle ilişkili olan kül lafzı da ne olacaktır o zaman? Mensuplu ifade edecektir. Küllehum kavmimin tamamı. Kavmimin tamamına sen davrandın. Nasıl davrandın? Muameletel hamir. Hamir eşek demek. Muamele zaten Türkçe'de kullanılan bir kelime değil mi? Davranış diyebilirsin. Muameletel hamir. Eşeğe davranır gibi davrandın. Toplu kavmimin tamamına. Tabi gibi diyorum. Burada kef mi var? Yo, misil lafzı mı var? Yo, nahvu mu var? Yo, gibi nereden çıkardın? Çünkü amele kökünden muamele kelimesi ne olur? Mefulu mutlak olur ve yani mefulu mutlaklara gibi manası da verilebilir. Bundan ötürü. Amele fiil, muamele onun mefulu muttak oluyor. Ve daha nasıl davrandın? Eddevab bir devab hayvan demek genel olarak. Burada hamir hayvanlar içerisinden bir hayvan. Eddevab ise daha genel yani ne kadar hayvan varsa hepsini kapsıyor. O zaman bir eşeğe davranır gibi, bir hayvana davranır gibi davrandın deriz. Ve kunte ve sen idin, ne idin? Zecara yezcuru tezcuru ente. Gizli zamir fail olur değil mi? Tezcuru da ente. Sen engelliyordun, men ediyordun, alıkoyuyordun. Hum, onları. Zecral kilabi, kelbun, kelban kilabı. Cemim keserdir. Kelbun bir köpek demek. Kelbani, iki köpek demek. Kilab, köpekler demek. Ler, lar, çoğul iki. Zecral kilabi, köpekleri engeller gibi, alıkoyar gibi. Onları ne yapıyordun? Alıkoyuyordun, tutsak ediyordun. Kane, yekunu, tekunu, kevene, yekunu, tekvunu. Yani bu fiilde her zaman için iyiler oluyor kunte kelimesinde hazif var değil mi? Kane kevene olurdu. Vav harfi hazif edilmiştir. Kane esasen kefte feta vardı. E, Cemi müennesi e gaybeden itibaren ne olmuştur? O feta zammelişmiştir. Böyle bir ila söz konusu kendisinde. Nerede geçer? İzzide geçer. Peki onu bırakalım. Nahive değin, değinelim. T zamiri kânenin burada ismi olur. Bir habere ihtiyacı vardır. Haberi nedir? Haberi tezcuru artı hiye artı hum veya ne olabilir? Tezcuru artı hi olabilir. Çünkü haber cümleleri fiil artı fail mi? Yoksa fiil artı fail artı meful mü? Nasıl değerlendirmeli? Hangisi kabul edilmeli? Buna dair ihtilaf vardır. Siz tezcuru hiye hum diyebilirsiniz. İhtilafa fazla değinmeyelim. Tezcuru artı hiye. Hiye ne? Tezcurunun gizli faili. Hum ne? Onun mefuru. Fiil, fail, meful hep beraber. Şu an çizdiğim yer nedir? Haber cümlesidir. Neyin haberi? Kânen haberi. Çünkü kâhine kendisine isim de alır, haber de alır. Haberi nedir? Mensuptur. E, tezcürü mensup mu? Tek bakarsan tezcürü muzaridir, merfudur. Hiye, gizli zamir, faildir. O da merfudur ama mahallen. Hum, e bu da merfudur ama mahallen. O zaman tezcürü olsun, hiye olsun, hum olsun her biri parça parça bakarsan merfudur. Ama alapsan ama mahallen. Ama cümle olarak, genel olarak baktığında mahallen mensuptur. Niye mensup olsun ki? Kainen haberi mensup olur da ondan dolayı. T ise merfudur. Çünkü onun ismidir. İsmi çünkü raf eder. Bununla birlikte tezcuru muzari fiildir. Hum birinci mefulü. Zecir lafzı ikinci meful Ama nasıl mefhul? mefhul mutlaktır bu. Görüldüğü üzere fiil ile aynı kökten gelmiştir. Yine gibi manası veriyoruz. Burayı böyle ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Yani mefhul mutlak muzaf olarak gelmiştir. Ve kunte ve sen idin. Ne idin? Sa'me yesumu tesumu. Tesumu ceza veriyordun. Ente gizli zamir fail yine değil mi? Sen ceza veriyordun. Kime? Hum onlara yani kavmime. Nasıl bir ceza veriyordun? Su abi. Su kötü demek. Su er azabın kötüsünü. Hafif bir azap değil yani. Şiddetli bir azap veriyordun manasında. Yukarıdaki şeylerin aynısını yine anlatabilirsin yani kun lafzıyla ile ilgili birebir aynı şeyler. Te'un ismi zaten. Tesu muzari merfu gizli zamir ente onun faili. Hum onun mef'ulü bihi. Su e yine mef'ulü mutlaktır ve muzaftır. Tesumu e, mu. artı ente artı hum birlikte cümle olup mahallen mensup olup ka'anen haberidir. Se evre ise ey yufdelin'deki İde kefelte. Sana gelen hangi lütuftan dolayı kefil oldun? Neden dolayı sen kefil oldun ki? Tıflen bir çocuğa. Minhum onların içerisinden olan. Minhum yani min kavmi. Değil mi? Hum ne demek? Benim kavmim demek. Benim kavmimin içerisinden olan işte ben yani. Benim kavmimden olan o küçük çocuğa sen niye kefil oldun ki? O kavmi o kadar kötü davranmışsın davranmışsın. Ve onların içerisinden olan birisine de Kefil oldun öyle mi? Fe yufaldın neke ida kefalt? Neden dolayı kefil oldun ki? Tiflen minhum. O eziyet ettiğin kavim içerisinden olan bir çocuğa niye kefil oldun? Ve dalı bu elden aynı şekilde bu durum niye olmuş olabilir? Han cehlin, senin cehaletinden ve hatain ve hatandan dolayı olmuştur. Başka bir şey değil. Ve tırk nüyeme temunha alayana abdet bini israil şu ara 22. Ve tilke bu nedir? Nimetun. Bir nimettir. Nasıl bir nimettir? Men ne yemunu temunu ente. Sen başa kalkıyorsun. Ha o nimeti. Yani bu bir nimetmiş gibi başa kalkıyorsun. Bir topluluğa eziyet etmişsin. O topluluktan bir kişiye iyi davranmışsın. Kefil olmuşsun. Bu bir nimetmiş gibi başa kalkıyorsun. Haleye benim başıma kalkıyorsun. En abbette. Köle yapmış olmanı, köleleştirmiş olmanı, kimi neyi, beni İsrail'e, İsrail oğullarını köleleştirmiş olmayı bir nimetmiş gibi, iyi bir şeymiş gibi benim başıma kalkıyorsun. 21 bir numaraya gelmiş olduk.